Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz seri üretimine başlanan Aksungur, insansız hava aracı. Kendisi bir üst basamağa attığımız adamın tescillerinden biri. Peki Aksungur bizde neleri değiştirecek? Her yıl kaç tane yapılacak veya Akdeniz'in kaderini belirlemesi mümkün mü? Özellikleri üzerinden geniş çaplı çıkarımlar yapacağımız Aksungur'u anlamak videomuza başlayalım. İnsansız hava aracı maceramız bir üst basamaktan devam etmekte. İlk seviye olanları kaliteli bir şekilde yaptık, sırada geldik büyük olanların kullanılmaya başlanmasına. Çünkü Aksungur'un seri üretimi yapılan yüzlerce test sonrasında sonunda başladı. Akıncı TİHA'mızın 2021 yılı içerisinde 6 adet teslim edilme hedefi var. Aksungur'a da bunun üzerinden bakarsak yeni yıl içerisinde 8 adet teslim edilebilir. Anka'ya yakın sistemler kullandığından Akıncı'ya göre üretimi daha kolay. Şimdi gelelim bu aracı anlamak konusuna. Aksungur'u anlamak öncelikle ihtiyaçlarımıza bakmayı gerektirir. Suriye'de ve Akdeniz'de gördük ki gizlilikten ziyade daha fazla yük taşıyabilen ve daha fazla havada kalabilen sistemlere ihtiyacımız var. Çünkü gizlilik bölümünü zaten elektronik harp sistemlerimizde ve taktiklerle destekliyoruz. Yaptıklarımıza göre düşen araç sayımız fazlasıyla az seviyelerde. Kaldı ki düşse bile bunlar nihayetinde insansız hava aracı, yerine yenisi konacaktır. Ayrıca gizli karakteristikte insansız araç yapıp bölgeye göndermek normale nazaran daha maliyetli bile olabilir. TB2 gibi araçların maliyeti RQ-170 gibi gizli araçlara göre yarı seviyesinde. Ancak bu yapabildiklerine göre çok büyük bir fark değil. Daha fazla maliyet bu araçların geliştirme bölümünde harcanır. Gizli bir aracı geliştirebilmek için milyar dolar seviyesinde harcamalar yapmanız gerekebilir. Özellikle gizli yapı malzemelerini uydurup denemelerini yapmak pahalı işler. Demem o ki hem maliyet hem de gereken isterler bizi Aksungur'un şu anki haline getirdi. Kendisi güçlendirilmiş bir Anka olarak karşımıza çıktı. Özelliklerine baştan sona bakarak yapabileceklerini çıkartalım. İlk olarak Aksungur'a milli olarak yaptığımız en büyük hava aracı diyebiliriz. Kanat açıklığı tam olarak 24 metre. Kendisi daha fazla havada süzülmek dediğimiz olay ve ağırlık taşıyabilmek için kanat açıklığını yüksek seviyelerde katlamış. Mantıklı bir karşılaştırma değil ancak şu anki dünyanın en iyi sihası Predator'ün kanat açıklığı sadece 20 metre. Havada kalma süresini etkisini tahmin edebilirsiniz. Kendisi tam yüklü olarak 28 saat ve normal olarak 49 saat havada kalmayı başardı. 55 saate kadar hedefleri var. İşte özellikle deniz kuvvetlerinde bize gereken de tam olarak bu. Kara kuvvetlerinde genelde fazla açılmanız gerekmez. En yakın havalanından kalkar, belli bölgelerde uçar ve geri gelirsiniz. Ancak Akdeniz gibi bölgelerde uçsuz bucaksız bir deniz. Uçuş saatiniz kısaysa açılmanız gereken yere vardığınızda gelmek için de bir enerji sarf ettiğinizden ve aynı mesafe dönüş olduğundan bölgede fazla kalamazsınız. Bu yüzden İHA'larımızın ileri deniz alanlarına girmeyip hep sınırlarımızda döndüğünü görüyoruz. İleri görevler AVAX uçaklarımıza kalmış durumda. Hal böyleyken sürekli bölgede aktif kalabilmek için deniz karakol uçaklarına, helikoptere, AVAX'lara ve gemilerin koordineli çalışmasına ihtiyaç duyuyoruz. Hepsine harcanan fazladan para ve askerlerimize binen yüksek mesai saatleri. Daha 3 gün önce açıklanan veriye göre donanmamız sismik araştırma gemimize 40 bin saatten fazla destek vermiş. Ordumuzdan giden fazlaca emek. Tabi eğer bir Aksungur bölgede olsaydı bütün bunları değiştirebilirdi. Pahalı deniz karakol uçaklarımızı ve helikopterlerimizi kaldırmamıza gerek kalmaz, çoğu işi sırtlayabilirdi. Üstelik onlardan kat be kat fazla havada kalarak bu farklı olarak Aksungur'un yapabileceği bir numaralı görev, etkin şekilde deniz alanlarını gözetleme. Yapabileceği bir diğer ana görev ise gemi ve denizaltı avı. SOM J füzemizi bilirsiniz. Kendisi F-35'ler için geliştirdiğimiz normale nazaran daha hafif bir seyir füzesi. 200 km menzil içerisindeki kara hedeflerini ve gemileri vurabilir. F-35 projesi bizim için bozulduğuna göre neden o füzeyi alıp bu noktada kullanmayalım? Aracımız insansız olduğu için riskli bölgeye sokarak gemi avında kullanabiliriz. Tabii bunun için Genesis Savaş Yönetim Sistemi'ne veri bağda kurulması gerekli ilerleyen safhalar. Denizaltı konusundaysa zaten Aksungur'un deniz karakol modelinin oluşturulacağını biliyoruz.
denizaltı avlamak genel özelliklerine göre tam oturacaktır. 40 bin feet yükseklikte çok uzun saatler uçabilmesi sayesinde geniş alanları izleyebilir. Ayrıca 750 kilogram yük alabildiğinden av için eklenmesi gerekenler çok basit. Sonobuoy, yani İHA'dan paraşütle atılıp suya inecek bir sonar sistemi, denizaltıyı tespit ettiğinde avlaması için hafif torpido ve uçak, uydu gibi araçlarda kullanılan sentetik açıklıklı bir radar, denizaltının periskopunu gemileri görebilmesi için. Bu sistemler 750 kilogram içine çok rahat sığabilecek bir düzeyde. Muhtemelen deniz karakol versiyonları milli sistemlerle birlikte bu şekilde olacak ve ordumuzun kullanımına sunulacak. Akdeniz'de son zamanlarda fazla sayıda savaş gemisi olduğundan bunlara en büyük tehdit gemisavarlar ve denizaltılar. Eğer siz bu iki tehdidi ne yolla olursa olsun ele alabilirseniz bütün bölgeyi elinizde tutabilirsiniz. Aksungur bize o yollardan birini sağlayabilir. Ayrıca dünyada denizaltılara karşı saldırı yapabilmek pahalı bir olay. İrili ufaklı gemiler, bakımı çok pahalı askeri sonarlar, milyar dolarlık deniz karakol sistemleri. Siz bunu Aksungur gibi nispeten ucuz ve kolaya indirgeyebilirseniz, üstelik sahada da kanıtlarsanız pazarda güzel bir pay alırsınız. Deniz modellerinin ihracat konusunda önü açık. Sırada geçiyoruz denizden karaya, diğer yapabileceklerine. Aksungur Akıncı kadar etkisini gösteremeyebilir olsa da iyi seviyelerde. 24 adet mamle alabilecek olması bunun bir göstergesi. Normalde sihalarımız 4 adet taşıyabilirken ve etkiler bu şekildeyken 6 kat fazlasını bir düşünelim. Konvoyları tek başına dağıtabilir, F-16'lar yerine bombalarla sığınakları vurabilir. SOM gibi füzeleri taşıyabilmesi de cabası. Normalde sihalarımız hava savunma sistemlerini vurmak için yakınlarına sokularak kendilerini riske atarken Aksungur'un bunlara ihtiyacı yok. İşini uzaktan da görebilecek seviyede. Zaten bu konuda kendisinin bir problemi var. Normalde yüksek irtifalardan uçacağından radarlara görünmesi zor desek de kanat açıklığı 24 metre olduğundan pek olası değil. Aynı şekilde malzemesi radarda görünmez malzemelerle yapılmış da değil. Fark edersiniz ki dış hatları dağılmaktan ziyade bariz yapılarda. Buna saatte 250 kilometrelik yavaş hızını da katarsak uzun menzil hava savunma sistemlerinin sevdikleri bir hedef. Şu andaki eksiği bu şekilde. Ama başta dedim ya gereklilikler diye zaten ordumuzla birlikte kullanılacağından bu eksiğini kapatabiliriz. Ankayı, bayraktarı nasıl kullanıyorsak daha fazlasını bulmak mümkün. Sinyal istihbarat sistemlerini radarımızı ekler yolumuzu buluruz. Sonuç olarak Aksungur, milli motor ve sistemlerle yapılmış çok seveceğimiz sihalardan biri. Akıncı hava ve kara için kullanılırken Aksungur da denizdeki açıklarımızı kapatabilir. Şu anda donanmamız aşırı kullanmaya mütakip, aşınmaya başladı. Yeni sistemler gelene kadar idare etmeleri gerektiğinden elimizdeki diğer imkanlarla biraz da olsa durulmalarını sağlayabiliriz. Aksungur hem deniz araçlarımız hem de denizcilerimizin üzerindeki yükü gerçek anlamda azaltabilir. Hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.